Selamlar arkadaşlar ben Blue Bariton. Bugün birlikte Lichess'e yeni bir satranç videosuyla ile beraberiz. Hemen yeni bir oyun kur diyorum. Her zaman gibi 30 artı 30 tempoyla ile ve eksellik artı 200 aralığında rakip arıyoruz. Hemen bakalım rakip bulur bulmaz başlayacağız. E, bu arada 30 artı 30 mesela tempoyu e, uzun seçmemin sebebi arkadaşlar. Ben hep uzun oynuyorum, düşünerek oynamayı seviyorum. Artı 30 temponun sebebi de oyun sonuna kalırsak ve süremiz az olursa hani oyun sonunda kendimizi geliştirmek ve saçmalamamak adına en azından bir 30 saniyemiz olsun ki düşünerek bir şeylere karar verelim diye böyle istiyorum. Eksi 50 artı 200 puan aralığını ise mümkün olduğunca kendimize Güçlü rakip olmazsa da nispeten denk bir rakip gelsin diye. Evet bakalım beyaz geldi. 1767 yine üst perdeden selamımızı verelim. E4 ile başlayalım. Eğer rakip istediğimiz gibi ilerlerse Deos Gambit'i yine deneyebiliriz. Dois Gambit. Değişik Sicilya ile başladı. Tamam bir süredir görmüyorduk Sicilya'yı. O zaman hemen bir bakayım nasıl yapalım diye şöyle bir bakıyorum klasik. Aslında C'ye C ile karşılık verip hani İngiliz'deki gibi attı C3 çıkabilir. C piyonunu oyuna sokmuş oluruz. Şimdi rakibin bakıyorum mantığına. Tamam. Şimdi bu şekilde biz de C ile cevap verelim. Hem de bu Maroxiba oluyor sanırım arkadaşlar. Buradaki D5'e iki piyonla basmak. Tamam. Biz de benzer şekilde çıkacağız. Burayı ben bir kontrol edeyim ama çünkü burada C piyonunu pasif bırakmamak için önce C piyonunu sürüyoruz. Sonra atı çıkıyoruz. Tamam. Bunu yapalım. Madem değişik bir yol seçti. Ben bu açılışı çok bilmiyorum. Bakalım. E, mümkün olunca dikkatli bir şekilde oynamaya çalışalım. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Şimdi filimizin çapraz açık fil çıkmak için güzel. Lakin e, D3 tabii ki olmaz. Çünkü e, merkez piyonumuzun önünü kapatırız. Bu iyi bir şey olmaz. Acaba diyorum atı ata bağlasak ve filimizi fianchetto çıkıp rok atsak. Yani burada g3 fil g2 at e2 gitsek. Bakın bu da güzel olabilir. Hatta yukarıdaki daha sonra atı d5 geldiğimizde diğer atı da peşinden birbirine yine bağlamak için diğer atı da atı bu sefer c3'e getirebiliriz. Bakın güzel fikre benziyor. Şimdi bu çapraz açtı ama o çaprazda piyonu şimdilik kapalı. Orası hareket etmediği sürece o filden çok korkmaya gerek yok. Veziri bir numara yapar mı diye bakıyorum. Şimdi ata ata hemen bağlamayacağım. Çünkü fil en azından bir süreliğine o piyonu tutsun istiyorum. Orada bir numara çıkarsa fil ile halledelim. O yüzden ben bir tur G3'ümü çıkacağım. Sonra fil g 2 mi? Bunları yavaş yavaş yapacağım. Rakibin hamlelerine dikkat ederek. Tabi burada rakibin atını D4 gelmeleri var. Öyle bir şey yaparsa Doğrudan atını d4 gelirse ben atımı e2 gelerek aslında ona da basabilirim. Merkezde tutmasına engel olabilirim. O da ya yok et ya da yerinden et prensibi gereği kullanabiliriz. Şimdi bakın bu rakibin bu hamlesini ben bir yerde de şunu görüyorum. Yani atın d5'e geleceğinden korkmaya daha şimdiden başladı gibi de hissediyorum biraz. Onun için yapmış olabilir ama biz açılışta her zaman acele etmemek gerekiyor arkadaşlar. Beyaz bile olsak direkt saldırı çok önemli bir kazanç yoksa yapmamak gerektiğini düşünüyorum. Gelişimi tamamlamalıyız. Hatta ben bunca zamandır oynarken şunu fark ettim. Acele ettiğinizde mesela roku geciktiriyorsunuz. Sonra o bir problem olmaya başlıyor. Rakip orunu kullanmaya başlıyor. Bu sefer rok atamıyorsunuz. Ve başka sorunlar beraberinde geliyor. O yüzden gelişim önemli. Acele etmeyeceğiz. Sadece Rakibin olası numaralarına dikkat etmeye çalışalım. Şimdilik veziri biraz serbest kaldı. Tehlikeli iki çapraza bakıyor. Buralardan bir taktik numara olmasın diye dikkat edeceğiz. Şimdilik D2'de piyonumun beklemesi bu açıdan güzel. Olur da hani ters çaprazdan gelirse ata açmaza alma numaraları olmasın diye kullanılabilir. Şimdilik filin o çaprazdan çıkamayacak o şekilde. Tamam bakın vezir erken çıktı. Vezir erken çıkmak iyi değil. Biz bunu tempo ile kullanabiliriz. Şu an ata doğru bakıyorsun. Aynı zamanda da F2'ye bakıyor. Şimdi F2'ye bakan bir vezir olduğu zaman rakip bir noktada hani şey düşünebilirsiniz. Hani çoban matını deneyebilir mi ama çaprazında filin çaprazında piyon olduğu için şu an o şekilde bir rahat durumu görünmüyor. O yüzden ben burada hiç riski atmadan aynı şekilde devam edeceğim. Şimdi piyonu boşta bıraktım, bunu unutmayın arkadaşlar. C4 piyonumuz boşta. Onu unutmayacağız. Gerekirse B3 hamlemizi bile düşüneceğiz. Şimdi bu atla ne numara düşünüyor, ona bakalım. Bir bakalım. Şimdi rakip tabi şöyle bir şey istiyor olabilir. Hani atını g 4e geleyim. Ama bunu tabi şu an Vezir baktığı için direkt yapamıyor ama uygun zamanda atımı G4'e geleyim. Sonra Vezir'i H6 geleyim. Rok attıktan sonra oradan inip mat edeyim gibi fikirler düşünüyor olabilir. Duruma göre biz H6'yı şey, H4 bile yapabiliriz. Ama biz hala plana uygun kalacağız. Doğal çıkış karesinden değil de bu şekilde atları bağlayarak çıkacağım. Aynen. Fikrimize sadık kaldık. Şimdi rok atacağım bir. Hem de kalem vezire bakacak. Atlar birbirine bağlandı. Evet bu atla geliyorsun. Şimdi bakalım. Bu atın numarası nedir? Şimdi bu atı G4'e gelmek istiyor olabilir. Atı atı bağladığım zaman vezirin bakışını kestim. Ama at oraya gelirse atı oraya gelirse Rok attıktan sonra F piyonu ilerletip tersten bir baskı oluşturabiliriz. Böylelikle hani atı feda edeceğini düşünmüyorum. Hem kalemde vezire bakıyor olacak. Yani ben tersten H'den değil de yani F'den bir risk at alabilirim. Ben şimdi bu bir atacağım ama Rok'u attıktan sonra rakibin yine fedalı da olsa şah çekişi var atıyla. Buna da dikkat etmem lazım. Bir numara çıkmasın diye. Bir bakayım. Tamam şimdilik bu şekilde rokumuzu atalım. Plana sadık kalalım. Ben bu F piyonunu ilerletip ata yine basabilirim. Sonra at kaçtıktan sonra e piyonunu ilerletip vezire basabilirim. Sonra vezire eğer g6 gelirse bu sefer de filimi e4 gelip vezire tekrar basabiliyorum. Böyle değişik şeyler var. Fiyan kötü ama riske atmadan basılabilir gibi görünüyor at destekli. Evet bir bakalım. Şu an için güzel gibi. Ayrıca E5 sürebilirsek orada da alan da kazanırız. Bu arada merkez piyonlu ilerletme fikrini yakın zamanda kullanabiliriz. O mesela şöyle bir şey yapılabilir. Bakın şu an atı geldiği yeri düşünün. Evet piyonu unuttuk değil mi? Tamam orada piyonumuz boştaydı. Dikkat etmedik ama. Şimdi burada şöyle bir şey var. Vezir A4'e gelip şah çekip ata durumu var. Merkez piyonunu oynatırsa bu bir. İkincisi eğer şöyle bir şey var. Eğer G6 oynarsa rakip bu durumda da biz D3 oynayarak atı ve diğer atı. iki atı birden isteyebiliyoruz. Böyle bir durumumuz var. O yüzden bu atı şimdi kovmayacağım buradan. Evet bu atı buradan şimdi kovmayacağım. Onun yerine F piyonunu ilerleteceğim ki atı geri dönmesin. Evet aynen bu şekilde yapacağım. Acele etmeyeceğim orası için. Tabi burada şimdi bakıyorum ekstra ne vardı. Yani atını sonra e3 gelip feda ederse piyonu almak zorunda kalacağım. Bir üst üste piyon oluşacak ama sorun yok bu tarafta. O yüzden f piyonu çıkalım. Şimdi burada herhangi bir dediğim gibi bir hata yapar mı yapmaz mı bakacağız. Tabi bu şah e, çekemiyor. Çünkü at bakıyor arkadaşlar. Onu da unutmayalım d4'e. Tabi bizim burada önceki fikrimiz de şuydu. Hani burada D3 sürüp o ata basmakta G piyonunu sürerse aslında o numarayı yine bir şekilde uygulayabiliriz. Hani aynı piyonu F piyonunu bir kere daha sürebiliriz. O piyona baskı gibi gösterebiliriz. Sonra d 3 yapabiliriz. Yeter ki G piyonunu oynasın. Sonuçta kale destekli olduğu ve karşımda vezir olduğu için endişe edecektir rakip. O yüzden atı unutma ihtimali de var. Devam edelim. Rakibin hamlesini bekliyorum. Yani ben burada şimdi B3 yapıp atı yine gönderme fikrim var ama şimdi boşu boşuna göndermek de istemiyorum. Çünkü geriye kaçınca şu an için işime yaramayabilir. Ama şöyle bir şey var. Bunu da kullanabiliriz. B3 yapıp olur da atı merkeze döneyim deyip atı D6 gelirse bu sefer de piyonu ilerletme şansın olacak. Çünkü şimdi geldiğim F4 destekleyecek E5'i ve at ve vezire basacağım. Veziri kaçmak zorunda kalınca atı alabileceğim. Yani gerekirse B3'ü kullanabiliriz. Ama B3'ten sonra vezir çaprazına da dikkat etmem gerekiyor. O yüzden o çapraza gerekirse fili koymayı bile düşünebiliriz. Bakın çok güzel bir çapraz. Özellikle de rakip kısa rok atarsa o çaprazda filimiz çok tatlı duracak gibi görünüyor. Rakibin hamlesini bekleyelim. Yani birkaç tane fikrimiz var gibi görünüyor. Bu giden C piyonunu unutarak kaybetmeyip de bilerek verseydim daha iyi olurdu. Genelde ne hani o verilebiliyor. Evet. Atı geldin. bir Tamam. Şimdi bakalım. Buradan ne numaran var? Beyaz karedesin. Fili isteme numaran. Olabilir. 2 atla birden basıp bakın oradan vezir kale çatalı yapmak istiyor gibi görünüyor ama filin destekleyeceğini unutuyor rakip eğer öyle bir şey düşünüyorsa. Yani at E3'den feda edeyim. Piyonla alınca da diğer atla basıp çatal atayım derken fil bakıyor. İkisini de alırım. O zaman şimdi dediğimi yapacağız. Eğer olur da hata ederse E3'e girerse kullanabiliriz. Ama burada tabi şu da var. Atların birbirine bağlı olması çok iyi oluyor. Orayı tutuyor çaprazı. Tabi atını şöyle bir feda da yapabilir. At alır H2 yapar. Şahla alınca vezirle şah çekip bir numara var mı diye bakıyordur. Bu da önemli. Ama şu an piyonlar güzel kapattığı için mesele görmüyorum. Şimdi bu atı nereye kaçacak? Eğer dediğim gibi D6 giderse çatal var ama diğer atla da alsa yine atlardan birini götürüyoruz ve kalede vezire bakıyor şekilde. Gayet güzel. Tabi burada şunu unutmayalım. D4'e vezir inip şah çekebilir. Buraya da dikkat edeceğiz. Şu an için güzel durum ama herhangi bir sürpriz çıkabilir. Eğer rakip dediğim gibi E3'ten çatal atmayı düşünüyorsa fili yeni fark etmiş de olabilir. Buralara indi ama artık göndermemiz lazım. Buralarda tutarsak rakibin taşlarını bizim kampımızda. Bu ileride taktik sorunlara ve iyice kısıtlanmaya yol açıyor arkadaşlar. O yüzden. Rakip taşlar mümkün olduğunca da bizim kampta bulundurmamamız lazım. Çünkü onun kontrol ettiği her kareyle biz kısıtlanıyoruz. Ve atlar şu an çok girdiği için atı göndereceğiz. Diğer atı da göndereceğiz birazdan kısmetse. Bunu da şöyle yapacağım. At, atı açarak bir numara yapmaya çalışacağız. Ve vezirle atı isteyeceğiz uygun yerden. Mesela şöyle bir şey olabilir. Bakıyorum. Hmm, bir bakalım. Bu hatasını nasıl numarayla götürebilirim diye bakıyorum ama. Şöyle bir şey geliyor aklıma. Hani E5 yaparsam. O veziri oynarsa. Veziri oynadıktan sonra C'deki atımızla at E4 yaparak eğer vezir e, hedefimize girerse vezire saldırıp bir yandan atı isteyebiliriz. Atı tutmayacak şekilde bir yere giderse kullanılabilir gibi görünüyor. Tabi şu da bir seçenek. Onu da söyleyeyim. Rakibin D5 yapması beklenebilir. D5 yaptığı zaman ataları D5 ile vurulabilir. O aldığı zaman biz de vezirle alma durumumuz olabilir. Ama şunu direkt şu an yapamayız. O atım oradan çıkması gerekiyor. O yüzden bunu da düşünmem lazım. Ayrıca şu an şöyle bir fikir de var Evet bakın atı bu tarafa çekti Evet rakip arkadaşlar gerçekten düşünerek oynuyor bu tarz oynayan arkadaşlar bizim için çok faydalı Şimdi şöyle bir şey yapabiliyoruz Bu atı çıkabilirim Ama atı çıktığım zaman Rakip Bir bakayım Veziri düşürme ihtimalim Olabilir mi diye bakıyorum yani şöyle Şimdi atımı B5'e götürürsem vezir kaleyi boşta diye alacak. Sonra diğer atımı C'ye gelirsem C3'e diğer atı C3 gelince diğer atı C3 gelince vezirin çıkışı kapanıyor. Şimdi vezirimi C2 gelip peşinden de fili açarak Çaprazdan veziri isteyebilirim. Aynı zamanda atım B5'ten sonra çatal istiyor olacak. C7'den at C7'den. Buradan da kaleyi geri alma fırsatı var. Ama şu an atı tuttuğu için atı da vermiş olacağız. Fakat veziri düşürme ihtimali var. Ben bunu bir deneyeceğim arkadaşlar. Bakalım yapabilecek miyiz? Tabi şunu da düşünelim bir hamlesi var rakibin. Sürpriz bir hamlesi var. Ona bakalım. O da şu. Atımı B5 yaptıktan sonra vezir alır A1'den sonra, kaleyi aldıktan sonra ben at C3 yapınca rakip vezir B1 yapabilir. Rakip vezir B1 yapınca Aa yapamaz. At var tabii. At var yapamaz. Tamam. Gayet iyi. Gayet iyi. Bunu deneyeceğim. Çatal istiyorum. Kaleyi bıraktım. İneyim kaleyi alayım derse atı c3 koyuyorum. Eğer almazsa verdiği imkan ya da fırsatlar var mı diye bakacağız duruma göre evet aldı. Şimdi düşürmeyi deneyeceğiz. Bakalım başarabilecek miyiz? Şimdi vezir C2 geleceğiz. Sonra fil B2 gelip isteyeceğiz. Bakalım. Eğer başarılı olabilirsek Veziri düşürebilirsek önemli bir avantajla oynayacağız. Bu arada çatalımız duruyor. Acele etmeyeceğim. Atların birbirine bağlı olması önemli. Olur da rakibin sürpriz bir saldırısı olursa atla atı değiştirebileyim. Evet şimdi bir veziri çekiyoruz. Ve tabi rakip şunu düşünebilir. Az sonra kaybedeceğim. O zaman fili çıktığı zaman kaleye vurayım bari diyebilir. Şimdi o zaman iki kaleyi almış olacak. Bir vezir almış olacak. Aslında bir puan. iki taşa karşı bir vezir vermek. Yani bir puan o kardo olacak ama şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar şunu unutmayalım. Bazı şeyler örneğin fil çifti üstünlüğünden bahsedilir. Siz fil çiftini kullanacak kadar ustaysanız aslında çok işe yarıyor. Burada da iki kaleye bir vezir olayında bu üstünlüğü o bir puanlık farkı kullanabilecekse rakip çok avantaj. Ama bir büyük usta düzeyinde değilse rakip de benim gibi vezirin olanaklarını kaybetmesi yani bizim için çok büyük bir artı olacak. İki kaleyi verip de yani iki hantal taşı vermek e, bizim için büyük bir artı olacak. O yüzden bu şekilde düşünmek lazım. Şimdi rakip karşı saldırı arıyor arkadaşlar. Örneğin at alır e4 yapıp benim de atla almama veziri kaçmayı umuyor. Ama tabi bunu fille alabildiğimi fark etti ve Farklı bir şey arıyor. Evet bakın bunu arıyor. Biz şimdi buradan e, Diyor ki buradan işte şimdi basacağım. Ama ben bu piyonu sürersem Şu an Vezir hala bunu kullanamıyor. Dolayısıyla Buradan eğer ben şimdi fili çıkarsam Vezire saldıracağı için Devamını düşünmem lazım. Piyonu alırsam Atla basacak. Atlayış işi var. Şimdi bir bakalım burayı da iyi hesap edelim. Bakın gördünüz mü? İşte böyle insan e, rakip kafa karıştırmayı sever. Bunu yolunu arıyor. Şimdi ben fille çıkıp veziri istersem ve o da piyonunu alıp veziri isterse benim hamlem önemli. Rakibin iki atı da siyah karede olduğu için ben o vezirle o piyonu alırsam bir sorun yok gibi görünüyor. Evet. O yüzden fili çıkacağız. Piyonun almasına izin vereceğiz. Biz de piyonu alacağız vezirle. Mecburen kaleye vuracak. Ve ben de güzel bir çapraza yerleşmiş olacağım. Ve çatal hakkım olacak. Çatal hakkımı da Dikkatli bir şekilde kullanabilirsem kullanacağım. Bence şimdi kaleye vuracak. Yani bunu yapmak zorunda. Yapmazsa kalemi bana bırakmış olacak. Evet, aynen. Şimdi bir. Bunu alacağız. Piyon basacak ama sorun yok. Ben diğer piyonumu artık merkeze getirebilirim. Vezirli almak zorunda değilim. Çatalı bozmak isteyecek. Şahını oynayıp rokunu bozacak. Ben de e, burada atla alırsam şah şey, e, şah çekersem tamam. Böyle bir ara hamlen var. Ama bunu atla tuttuğum için file basabilirim. Alırsa atla alıyorum. Bakın veziri düşürme fikrini kullandık ve rakip hızlı bir karar verdi. Çıkışı da düşünmek gerekiyor. İşte benim de geçmişte başıma geldi arkadaşlar birçok sefer. İşte çoban matı deneyenler olduğu, Yani doğrudan çoban matı olmasanız bile farklı şekilde kaybettiğiniz oluyor. Ya da siz vezir erkenden çıkıp bir şeyler denerken ortalarda bile olsa vezirin düştüğü oluyor. Çünkü rakip bunun yoluna bakıyor. Siz eğer bir yere gidiyorsanız rakip kampa sokuyorsanız bir taşı vezir bile şart değil. O taşın geri çıkışı var mı? Ona da bakmak gerekiyor. Tamam. Şimdi ee, buradan Şimdi bakın. Şöyle bir şey var. Madem öyle benim merkeze piyon getirme şansım var. Bunu kullansam. Hala bakın çatalı bekletiyorum. Neden? Şahı eğer getirirse Hani ben sırf çatal atmayayım diye o zaman atla şah çekeceğim. Atımı aldığı zaman açarak atla numara yapma fırsatım olacak mı diye bakıyorum. Şimdi bir bakalım. Öncelikle şunu bir alalım diyorum. Atla alırsa atla alınca bir bakalım. O zaman şöyle yapalım. O atı oradan bir çekelim. Şah çekip bir kere kaleyi alayım. O da atıyla alsın. O atını buradan bir çeksin. Ben de piyonu alayım üstüne bir de. Bence gayet güzel. Aynen. Şimdi şunu alacağız. O atla alacak. Almazsa ata da vururum. Evet. Şimdi rahatça bunu alacağız. File basmasına izin vereceğiz. Eğer basmazsa atımı şu an bu tersten kurtarabiliyorum. Hem de e, rakibin atını çıkacağı yere göre. Evet. Şimdi bakın burada açma numaralarına girebilirim. Öncelikle şöyle yapalım. Tempoya devam. Hem de vezirin çaprazını açalım. Şimdi dikkat etmemiz gerekiyor. Bu atı buradan çıkarmam lazım. Bu bir. Şimdi rakibin D5 ve B5 sürüp file basmalarına da bakmam lazım. Numara yemeyelim. O zaman şöyle yapacağım. Bir kere bu atı şöyle çıkıp ata basacağım. Burada ne kadar taş değişirsem işime gelir. Taş değişmezse fili çekerim. Fili çekince bakın şu an şuradan vezirin önünü açtım. Tehlikeli. Tamam. Şimdi ben de atı isteyeceğim. Ona fili verip atı isteyeceğim. Piyonu da kötü kalsın. Şu şekilde. Fili alırsa ben atı alacağım. Buralar işime geliyor. Sonuçta ben vezir o kale kalırsa eğer oyunda ya da hafif taşı da olabilir ekstra kullanılabilir duruma göre. Tamam. Şimdi bakın iki taşı birden isteme şansım var. Hem fili hem atı isteyebiliyorum. Ama atı tutuyor, atta fili tutuyor. Ama bu çok işime gelmiyor. O yüzden şöyle yapalım. Rakibin atı beyaz karede. Bizdeğimizde yani saldırabilir demek. File yüzünden bir noktadan saldıramıyor ama diğerinden saldırabilir. O yüzden O yüzden O yüzden de ne yapacağız? Benim siyah file oyna sokmam lazım. O yüzden de şöyle yapacağım. Sakin bir şekilde Rakibin olası saldırı noktasına bakarak önce fili kurtaracağız. Şimdi bakalım. Tamam. Fili bir kere kurtaralım. Evet. Şimdi bakıyorum. Evet. Şöyle gelelim. Bakın buradan çatal atamıyor. Çünkü kendi fili var. Şimdi buradan aşağı inip piy piyonu alabilirim ama kaleyle almaz. Vezir tuttuğu için. Dikkat edeceğiz. Şimdi benim iki filim var. Rakip hafif taşları var. Tamam bakın bu çaprazı hemen kapattı. Savunma yapıyor. Şimdi bu rakibin atı biraz tehlikeli. Bize sorun çıkarıyor. Önce benim değişmem lazım ve beyaz kareden ayrılıp siyah kareye geçeceğim. Fille direkt basma şansı zaten yok. File saldırma şansına bakıyorum. File direkt atla saldıramıyor. Şu şekil geleceğiz. Ve fil değişimi isteyeceğiz. Sonra da vezir farkıyla artık yavaş yavaş hafif taşları toplamaya çalışacağız. Tamam. Şimdi fili değişelim. Arkada piyon da boşta. Yani boşta diyorum fil tutuyor. Dikkat etmek lazım ama şah çekişim var. Oralardan belki bir numara çıkar mı bakacağız. Filini oynarsa daha sonra aşağıya inip şah çekip kaleyi alma numaralarına bakacağız. Tamam. Madem bu şekilde verdin. Atı kovmayı başarabilirsem. Örneğin atı değişeyim diyeceğim şuradan. Bakıyorum beyaz karede beyaza saldırır. Tamam bence gayet güzel. Piyonu sürüp file saldırsa bile önemli değil. Ata vurduğum zaman e, filimi alırsa ben filimi kaçabilirim. Yok filimi alırsa da diğer fili boşta kalacak. Onu alabilirim. Böyle çeşitli numaralar var. Aynen şu şekilde. Tamam şimdi Buraya kadar başardık şimdi buraları boşaltacağız. Hızlı bir şekilde. Fırsatta mesela şimdi fili isteyerek geliyorum bu bir. Sonra piyonları temizleyeceğiz ve buradaki piyonların önünü açtığım için de Buradan geçer piyonlar yapmaya çalışacağım. Bu iki de geçer piyon yapmaya çalışacağım. Fili istiyorum. fil nereye kaçacaksın? Bakın fili kaçacak yeri kalmayacak. Sıkışacak. Önce fili isteyeceğim. Bakın şöyle bir numara var. Dikkat edin. Eğer engel olmazsa şu an. Şimdi filini B7 gelince Vezir C7 girip fili istediğimde ama bu sefer aşağı gelecek. Aşağıyı kapatacak. pardon bakın. Önce e, fil B7 gelince direkt Vezir C7 gitmeyeceğiz. Önce şah çekeceğiz. Şah çekince ileri gelmek isteyecek ama sadece beyaz kareye gelebilir. Gelirse. Eğer beyaz kareye gelirse buraları kullanabiliriz. Çünkü piyon destekli içerilere girme fikrim var. Oradan mat edebiliyorum. Eğer geri dönerse de geri dönerse de şimdi fili isteyeceğim. Fili kaçarsa aşağı doğru kaleyi alırız. Aynen. Bakın şimdi önce şah çekiyoruz. Şahı öne mi arkaya mı çekecek? Arkaya çekerse fili isteyeceğiz fili geriye kaçarsa fili alıp şah çekeriz. Ama burada fili tutayım diye düşünüp akıllılık edip D8'e gelirse benim de güzel bir şekilde plan yapıp tersten köşeye inebilmem lazım. Bunun için de fili istemelere bakacağız. Ve piyonu alacağız gerekirse. Piyonları temizleyeceğiz. Aynen. Mesela bakın buradan da şimdi bir daha bakıyorum. Bu çaprazdan gidip fili isteyebiliyorum. Fili tutmak için iyice bu tarafa gelebilir. Geldiği zaman da diğer piyonu alabiliyorum. Tamam bakın bunu kullanacağım. Şöyle. Tamam. Şimdi buradaki piyonu alacağım. Şimdi şah fili tutmak zorunda. Fil bir yere kaçmak zorunda. Tamam. Buradan kale inemez nasıl olsa. Şimdi boştaki diğer e, bakayım taşları diğer tarafta kaldı. Diğer kanatta. Şimdi şah çekersem iki siyah kareden birine gidecek. Vezir Tamam buradan aslında bakın şah çekip piyon sürmelere gidebilirim. Aynen. İster fili gelsin, kapatsın. İster şahını bir yere kaçsın, sorun yok. Sadece oradan numara var mı diye bakacağız ve piyon süreceğiz. İşte vezir farkını bu şekilde kullanabiliyoruz. Eğer karşımızda bir büyük usta olsa bu kadar rahat olamayacaktık. Şimdi buradan fili çıkarabilir, şey piyonu çıkarabilirim. Şimdi burada fil açmaz da file saldıracağız. Bakın e, B4 B5 yapacağız. Piyonla alırsa A alır B5 yapacağız ve fili isteyeceğiz. Piyonla alınca piyonla alabileceğiz. Arkayı boşalttı. Şah çekip buradaki piyonu alabiliyorum. Ama önce buralardan hareket edemiyor. Madem kullanalım. Şimdi bir. Şu piyonu ilerletelim. Açmaz var. Kullanacağız. Eğer piyonu sürerse benim daha da işime gelir. Direkt file basıp alabilirim. Sonra da o piyonu alıp geçer piyon oluşturabilirim. Bence gayet iyi. Ve hala aşağıya bir şah çekişim var olası bir imkanda kullanılabilir. Mesela fili en köşeye kadar çekecek olsaydı açmaz var. Evet şu an tuttu. Tamam. Şimdi buradan basarsam. Şimdi bakalım. B5 yaptım. A alır B5. A alır B5 yapıp fili istedim. Fil nereye gidecek? Hiçbir yere. Fili bana verecek. Şart çekeceğim. Sonra bu şahı kullanıp aşağı inip arkadaki piyonları temizlemeye gideceğim. Tamam. Aynen. Şimdi fili alıyoruz. Fili şu an kaçamıyor. Mecbur alacak. Tabii şöyle bir şey de yapabilirim. Piyonu sürebilirim. Bir abimle sonra aşağı inmek isteyeceğim. Onu bir değerlendirelim. A5 yaparsam şimdi piyonu aldığı zaman onu da geçer piyonu olacak ama önemli değil. Evet şimdi A5 yaparsam diyelim ki piyonu sürdü. İçeri vezirle piyon destekli girebiliyorum. Sonra bir daha piyon sür ama burada fil bize sorun çıkaracak. O fili alalım. Şimdi fili ve piyonu alacak. Ben şah çekeceğim. Piyonu isteyeceğim. Piyonu alırsam diğer piyonu isteyeceğim. Şöyle. Nereye gittiğine bakacağız. Tamam. Şuradan şah çekeceğiz. Tamam. Şimdi. Evet çekildi rakip. Zaten piyonları toplayacaktık. Şahımızı da buradan yavaşça H3'e doğru götürüp saklayacaktık. Buradaki baskıları da hemen vezirle temizleyecektik. Ve... E, vezire kale kalmış olacaktık. Buradan da bir geçer piyonla çıkarıp alırsak ikinci vezir mata gidecektik. Olmazsa da tek vezire kaleden deneyecektik. Evet arkadaşlar, bu oyunumuzda böyle oldu. Gayet güzeldi. Bakın yani fikirler mümkün olduğunca denemeye çalıştım. Rakip de gerçekten güzel düşünerek oynuyordu ama oradaki bakın veziri hani kaleyi verip vezire alma olayında hatta iki kaleyi verip Düşünerek verdiğinizde sorun olmuyor. Ama mesela ben C4'teki piyonu verdiğimde bir an unutmuştum. İşte bu unutmaların önüne geçmek gerekiyor arkadaşlar. Bunun için de bol bol pratik gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Destek vermeyi eğer düşünürseniz abone olarak, yorum yaparak, videoyu beğenip ya da beğenmeyerek desteğinizi her zaman gösterebilirsiniz. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.